Sevgili Antalya'm, gönüller bir, dualar bir, bir Allah'ın kuluyuz biz. Has bahçemiz yurdumuzdur, aynı bağın gülüyüz biz. Yazımız bir, kışımız bir, aynı dağın yeliyiz biz. Şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir, aynı sazın teliyiz biz. Kefez burada, Murat Paşa burada, Kaş'tan Gazi Paşa'ya Antalya burada. Özlemişiz bu kavuşmayı, bu buluşmayı özlemişiz. Sevgili hemşerilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızı özledik mi? Evet, gerçekten özledik. Türkiye sevdalısı, Antalya sevdalısı Cumhurbaşkanımızı özledik. Artık bu kaçıncı Antalya ziyareti ben de sayamıyorum. Bu nasıl bir Antalya sevgisi, inanın tahmin etmekte güçlük çekiyorum. Ama biliyorum ki, Allah şahidim olsun, biliyorum ki Antalya böyle bir sevgi, böyle bir sevda görmedi. Son 11 yılın şahidiyim. Ant içerim ki Antalya böyle bir sevgi, böyle bir ilgi, böyle bir himaye görmedi. Sevgili Antalya'm, şu 10 yılda Antalya yeni havalimanları gördü. Düble yollar, köprüler, kavşaklar gördü. Yeni hastaneler, okullar gördü. Antalya'nın turizmi 3'e katlandı. Antalya'nın ticareti, ihracatı 3'e katlandı. Antalya'nın yıllarca engellenen stadyumu tamamlandı. 2B meselesi çözüldü. Kefez'de tapular dağıtıldı. Kır Camii'nin imar planı tamamlandı. Saymakla bitmez Antalya'm. Saymakla bitmez. Bütün bu hizmetlerde en büyük pay Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Ben buna şahidim. Siz de şahit misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Kaç senedir gecesini gündüzünü bu millet için feda etmiş olan, sağlığını hiçe saymış, durdurak bilmeden koşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza Antalya olarak teşekkür ediyoruz. Sevgili Antalya'm, durmak yok, yola devam diyoruz. İşte Antalya çivi çakılmayan bir 5 yıl geçirdi. 100 bin kişiye iş, bedava elektrik vaatleriyle gelenler 5 yıl yan gelip yattılar. 5 yılı yalan rüzgarıyla geçirdiler. Antalya'ya büyük zarar verdiler. Antalya denedi, gördü, pişman oldu ve başından attı, kurtuldu. Şimdi Türkiye'ye bizim 2009'da gördüğümüz filmin aynısını göstermeye çalışıyorlar. Sevgili Antalya'm, bu meydandan Türkiye'ye haykır. Yer gök inlesin. Biz 5 senede 15 sene kaybettik. Türkiye kaybetmesin diye haykır. Tüm Türkiye bu meydana kulak versin. Bizim bu boş vaatlere karnımız tok. Biz istikrar, demokrasi, kalkınma istiyoruz. Şu geçen 1 senede, daha önce geçen 5 seneden daha fazla yatırım yaptık. Hem borç ödedik, hem de yatırım yaptık. İşte yollar açılıyor, kavşaklar açılıyor, parklar yapılıyor. Demre'de Fatma Nine'nin dağın başındaki evine suyu biz götürdük. Elmalı ovalarına su götürmek bize nasip oldu. Manavgat'ın, Alanya'nın serin arıtma tesislerini de yapıyoruz. İşte deniz otobüsleri, engelli merkezimiz ve en son sosyal kartımız. İş bilenin, kılıç kuşananın, ama henüz yolun başındayız. Hizmet yağmuru daha da hızlanacak. Hep beraber 2023 hedeflerine koşuyoruz. Yeni Türkiye'yi yeni Antalya'da başlatacağız.
İşte Sayın Lütfü Elvan Bakanımız ile birlikte, Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bakanımız ile birlikte, bütün bakanlarımız, milletvekillerimizle Antalya'da ikinci yatırım hamlesini başlatıyoruz. Hızlı tren geliyor, Alanya'ya otoban gidiyor, Filike, Demre ve Kaş'a havalimanı geliyor, yeni liman, Boğaçayı projemiz geliyor, Bal Bey, kentsel dönüşüm geliyor, olimpik yüzme havuzu, Antalya spor tesisleri geliyor, turizmi uçuracak, esnafa bereket getirecek yatırımlar, hizmetler geliyor, tarım üreticilerimiz için güneş enerjisiyle elektrik üretip sulama maliyetini düşüreceğiz. 2023 yılında Antalya hayal edemediğimiz bir Antalya olacak. Biz boş vaatlerle milletimizi asla kandırmadık. Biz çalıştık, ürettik, eser verdik. Daha fazla çalışacağız. Yatırım yapacağız, iş sahaları açacağız. Gençlerimize iş imkanı vereceğiz. 2023 Antalya'sı dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olacak. 2023 Antalya'sında işsizlik, fakirlik kalmayacak. 2023 Antalya'sı dünyanın gıpta ile baktığı, herkesin gelip yerleşmek istediği, huzur dolu, zengin bir şehir olacak. Az laf, çok iş demiştik. Onlar konuşuyor ama görüyorsunuz, biz yapıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, sizin duanızla yeni bir Türkiye geliyor, yeni bir Antalya geliyor. Bugüne kadar Türkiye sizin sayenizde ilerledi, sizin dualarınızla ilerledi. Bundan sonra da en büyük desteğimiz sizlersiniz. Şurada önümüzde bir imtihan daha. Bir küçük yokuş daha kaldı. Hep beraber bu imtihanı da geçeceğiz. Ondan sonra Türkiye yeni bir şahlanış dönemine girecek. Haydi hep beraber Antalya'da yeni bir tarih yazalım. Gönüller bir, dualar bir. Haydi omuz omuza yeni Türkiye, yeni Antalya için tarih yazalım. Yeni bir tarih yazmaya Antalya'm, var mısınız? Siz varsanız biz de varız Allah'ın izniyle. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Artan nüfus ve çeşitlenen ihtiyaçlar karşısında devletimiz 2016 Botanik Ekspo'su gelmektedir.